Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Yine bu hafta da psikiyatri uzmanı Doktor Aset ilgili birlikteliğimizde çok özel bir sohbet konusuyla kişiliklerle ilgili serimize devam ediyoruz. Şizoid kişiliği konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Yine çok farklı bir kişilik tipi, Çok bilinen bir şey değil. çok bilinen bir kişilik değil ama çok da fark edilen bir kişilik herhalde başka kişiler tarafından. Bu kişilik tipini konuşacağız. Zaten bu kişilik tiplerini öğrendikçe geçmiş olsun. Herhalde birbirimizi biraz daha iyi anlayacağız. Kalıplara sokmaya çalışmayacağız ya da olduğumuz gibi kabul edeceğiz diye düşünüyorum ben. Böylesine özel bir konuyu yine paylaşmak adına bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine kişilikleri burada çok belirgin karikatür olarak anlatıyoruz. Gerçekten kalıplara sokmaya çalışmaya çok gerek yok. Bir kişi istemiyorsa, yani onu olduğu gibi bırakmakta fayda var. Ne olursa olsun o. Yani yasal bir sıkıntı yoksa, tedaviye zorlamanın, değişmeye zorlamanın alemi yok. Belki de hanımların en çok yaptığı hata bu. Yani ben en çok bunu duyuyorum. Zaten öyle bir laf vardır. Hani değişmedi bu herif, 20 yıldır evliyim aynı filan derler. Değişmeyecekti zaten. Hani Tabii. hanımlar erkekler de evlenmeden önce iyiydik ama evlendikten sonra çok değişti eşimler. Değişen genelde kadın oluyor. Bir sıkıntıdır bu. Şizoid kişilikler adı üzerinde şizofreniye benzeyen gibi bir kişilik yapısı. Ama şizofreni değil. Kitaplarda atak, psikotik atak geçirmeyen işte iyileşmiş şizofreni gibi. Rezidüel, yani şizofreni geçmiş, artık bulguları kalmış rezidüel şizofreni gibi diye tarif edilir. Fakat çok sağlıklı olanları vardır. Şizoid kişiliklerin en temel özellikleri yalnızdırlar ve yalnız yaşamak isterler. Bu insanlar başka insanlarla bir arada olmaktan çok rahatsız olan insanlardır. Yani bunun bu paranoid şizofreni gibi değil, tehdit gördükleri için falan değil. Huzursuz olurlar öbür insanlardan. Yalnız bıraktığınız zaman hiçbir sorun yoktur. Hani bazıları şöyle yapar, bir başkasının yalnızlığından rahatsızlık duyar. İlla ki ona bir arkadaşlık, yarenlik etmek zorundaymış gibi, değil mi? Komşusu olur, akrabası olur. Böyle bir mecburiyet hissedebilirler. Haklısınız, bazı insanlarda bu olabilir ama bu insanlar bunun tam tersi. Yani bu kişileri yalnız bıraktığınızda, kendi başlarına olduklarında hiçbir sıkıntı duymuyorlar. Yalnız başlarına çok rahat hayatlarını idame ettiriyorlar. Yanlarına birisi geldiğinde huzursuz, gergin, sıkıntılı oluyorlar. Ya da hayatlarında büyük bir değişiklik olduğunda. Yani üniversiteyi kazanıyor, il değiştiriyor, kalabalık bir ortama giriyor. Bu yüzden zaten çok dikkat çekiyorlar. Yani bu adam işlevsel, liseyi bitirmiş, sessiz sessiz gitmiş gelmiş. Hiçbir sorun çıkmamış hayatında. Askere gidiyor ya da il değiştiriyor ya da başka bir yerde işe başlıyor. Darmadağın oluyor. Diyorlar ki yani bu neden yani bu adam sağlıklıydı. Neden böyle oldu diyorlar. Ben uzun yıllar şizofreni herhalde başlangıcı falan diye tedavi edilmiş şizoid kişilikler gördüm yani. Çünkü askerde çok büyük sıkıntı çekiyor bu insanlar. Kalabalık, yani düşünsenize de yalnız başınıza yaşamak istiyorsunuz. 30 kişilik koğuşta 1000 kişiyle birlikte yemeğe gidiyorsun falan, hani mahvoluyorlar. Şizoid kişileri benzetirseniz, yani bir benzetme olarak çok sık kullanıyoruz. Saksı çiçeği gibi diyoruz biz. Hani ne size sıkıntısı vardır ne kendine ver, suyunu gübresini ver orada durur. Yani hiçbir zararı yoktur. Kolay kolay sosyal faaliyetlere girişmez. Kalabalığa asla karışmaz. Bir aseksüeldirler. Yani cinsellikle ilgileri yok. En büyük cinsel faaliyetleri en fazla mastürbasyon olabilir. Olur ya da. Böyle baktığınız zaman hani sanki çok ağır bir şey gibi düşünülüyor. Kendileri mutlular. Yani örneğin Balıkesir'de izlediğim insanlarda da şurada sıkıntı çekiyorsunuz. Biraz ilaç veriyorsunuz, canlanıyor, sosyalleşiyor filan. Biraz daha onu kaşımak istiyorsunuz. Ev ödevleriyle, ilaç dozuyla hani ta hayata karıştırsak seni filan diyorsunuz. Ben böyle çok mutluyum ki diyor. Çok rahatım ve çok mutluyum diyor. Yani
insan istemiyorum diyor. Buradaki yalnız şizoidler bu yalnızlıkları içinde bazı sorunları çözemezlerse ciddi psikotik ya da depresif ataklar geçirebiliyorlar. Dönem dönem cidden beni takip mi ediyorlar, hakkımda mı konuşuyorlar? O değişikliklerin olduğu dönemde, yani alıp askere gönderirseniz orada insanlar benim hakkımda bir şey çeviriyor, takip ediyorlar herhalde, bana kötülük yapacaklar diye paranoid ezeyanlar geliştirebiliyorlar. Şizofrenlerin yakın akrabalarında şizoid kişilik görünme oranı olasılığı daha yüksek. Şizoidlerin akrabaları arasında şizofren olasılığı daha yüksek. Yani birbirinin bir geçiş var orada aslında. Hı hı. Bir genetik yük olduğunu düşünüyoruz bunu. Neden ayırmalısınız? Bu bir sosyal fobi değil. Hı. Yani kalabalığa girmek istiyorum. Gidince telaş çarpıntı oluyor falan. Böyle bir şey değil. Anlayamazsınız. Yani o da olmaz. Gerilmez, anksiyete olmaz. Huzursuz olur. İstemiyorum der. Yani sizin fasulyeyi sevmemeniz, pırasayı sevmeniz gibi. çok yakın akraba, bir, iki ya da çocukluk arkadaşı, arkadaşları vardır. Çok özel bir alanda, bir ya da iki alanda takıntıları vardır. Yani o alan üzerine odaklanırlar. Hani hiç değişmeyecek şekilde. Mesela bir tane bey hatırlıyorum. 4-5 tane uydu anteni vardı. Yani hangi uyduda, hangi saatte, hangi nereden ne geçiyor, ne kanallar var bilmem ne. Hani böyle listeler, Excel dosyalar, hani böyle yani tüm kanal şeyi olmuş gibiydi. Böyle guide'lar var ya, rehberler. Öyle olmuş gibiydi. Bunun gibi yani neden yapıyorsun, hani amacın ne falan diyorsunuz. Hani seviyorum ben bunu falan diyor. Hani böyle takıntıları olan, takıntıları olabiliyor, takıntılı insanlar olabiliyorlar. Şizoid kişiliklerin zeki olanları uygarlık için çok önemliler. Çünkü sizin benim gibi insanlar bir laboratuvara kapanıp 10 yıl, 20 yıl çalışamıyorlar. Uzay çalışmalarında falan biz mahvoluyoruz. Yani gidiyor, gönderiyorsun astronotu. Hani bahçeli evler dolmuşu gibi yarın seni alacağım diyemiyorsun ki. Yani bir yıl orada kalıyor. Orada kalıyor dediğim yer işte 8-10 metrekare bir yer yani. 8-10 hatta metreküp yani. İşte bu stüdyonun, bilmiyorum, birebir uzay istasyonu gelmişti MIR'in İzmir fuarına. Gördüyseniz işte şu stüdyonun onda biri falan bir alan. Burada bir yıl geçirmek, iki yıl geçirmek öyle her baba yiğidin harcı değil. Sizin benim gibi normal insanları gönderirseniz özür dilerim. Bizler gibi normal insanlar gittiklerinde bizler bir süre sonra eşimdi, kızımdı, çiçekti, böcekti, vatanımdı, simitti, ince belli çay bardağıydı falan diye. Yani bizim gibi romantikler orada mahvoluyoruz. Fakat bu adamlarda öyle bir duygusal aktarım, duygularını ifade edemiyorlar. Duygusal aktarımları yok. Bir tür böyle sosyal zeka yoksunluğu gibi de düşünebilirsiniz bunları. Bir otistik gibi. Yani seveyim, sevileyim, okşanayım, dokunayım falan. Acayip huzursuz oldukları şeyler. Ama bu insanlar çok rahat ediyorlar. Bu yüzden uzay çalışmalarında, kutup çalışmalarında bu tip insanlar aranıyor. Yani zeki ama şizoid özellikleri olacak. Kendi başına çok rahat edecek insanlar. Çünkü siz, ben 6 ayda orada depresyona girerken bu adamlar 2 yıl kalıyorlar. Bir daha gittiğinde ya 5 yıl daha kalabilir miyim ne olur filan diyor. Yani onun da canına minnet, sizin de canınıza minnet. Tayinimi çıkartmayın lütfen. Kesinlikle. Böyle de çok iş var toplumda düşünürseniz. Elbette. Şimdi karakolları düşünelim mesela, bizim sınır karakollarını, işte bizim gözlem, radar istasyonlarımız. Gözlem kuleleri, radar istasyonları değil mi? Bunlar? Deniz fenerleri, şehrin içinde de var. Şehrin içinde de var. Yani tabii, bir sürü kurumun kuleleri, arşivleri, orman kuleleri. Yani bunu koy arşive. Arşivin böyle için altından girsin, üstünden çıksın, her şeyi bilsin. Ama yanına insan verme. Verme. Bir dosyayı iste, o sana getirsin. Aynen yani. Böyle insanlar atakları sırasında hani belki müdahalelerde bulunabilir. Onun dışında çok öyle tedavi talepleri falan yok. Yani
mutlular, huzurlular. Yanlarına yaklaşmadığın sürece hiçbir sıkıntı yok. Birkaç böyle ilginç vaka örneğinden bahsetmek isterim. Birini hatırlıyorum. Çok iyi bir fakülteyi kazanmasına rağmen insanlardan çekindiği için gitmemişti. Çünkü bu ilk gençlik çağlarından itibaren biraz sessiz, içe kapanık oluyorlar ama 13-14 yaşından sonra belirginleşiyor. Siz şizofreni ergen hastalığınız diyorsunuz. Yani daha doğrusu 16-24 yaş arasında. 16-24 arasında belirliyor. Bu da mı o şekilde doktor? Pek çok şey ergenlik çağında oturuyor. Bir de ergenlik çağına kadar çocuklar hani daha sizi beni dinliyorlar. Zorunluluklara itiraz etmiyorlar. Fakat lise bitiyor. Bir de büyük değişiklikler yok o çağa kadar. Yani bir şizoid çok iyi kamufle olabilir. Nasılsın Ayşegül? Nasılsın Sedat? İyi misin? Falan deyip köşeye oturup kitaba gömülüp kamufle oluyorlar. Hele günümüzde kulaklıkları tak, kitabı aç ya da iPad'i eline al. Yani kimseyi görmek zorunda değilsin. Yani bir ekranla yaşayabilirsin. Aslında biraz şizoid yaşama doğru itiliyoruz. Yani iletişim falan yok aramızda, kişisel iletişim. Ama liseden sonra daha büyük eylemlere itiliyoruz. Nasıl itiliyoruz? Askere gidiyorsun, üniversiteye gidiyorsun, kendi başına yurtta kalacaksın, aynı odada 4 kişi var filan. Huzursuz ediyor. O, öbür türlü odan var, odana çekiliyorsun. Ailen bakıyor zaten. Seni de tıkanıksamışlar öyle. Rahatlıkla kamufle olabiliyorsunuz. Bu kişileri tedavi değil de hayatlarını düzenlemek gerekiyor. Yani lisedeyken fark edeceksiniz, okuldayken fark edeceksiniz. Ona uygun meslek seçeceksiniz. Yani siz şizoid bir kişiliği öğretmen yaparsanız ya da turizmci yaparsanız adam mahvoluyor. Yani puanı burayı tutuyor. Puanına yazık olmasın filan diye. Ya bu adam arşivci, kütüphaneci, işte radar operatörü filan olacak. Yani göndereceksiniz, dağın başında böyle aylarca, yıllarca kalacak. Çok da tayin etmeyeceksin. İş ayrı bir husus. Bir de bizim tabii evlendirme merakımız da var Sedat Bey. Yani aileler işte evlendireyim, işte hele böyle asosyal bir yapıdaysa, aseksüel. Evlenince değişir, iş kurunca değişir. İşte bu işte çok sakin, bunun bir hanımı olsun, bir şey olsun. Nedense hanımı dedim ama bayan şizoidlerde var mı? Genelde erkek var gibi gözüme de geldi. Sanki yani evlenince daha böyle sosyalleşecekmiş gibi çok önemli düşünür. Söyleyeyim. İş kadar bu dayatma da olabiliyor toplumda. Evet. Şimdi bir şizoid bence iki koşulla evlenebilir. Bir, toplumsal olarak evlilik bir duruştur, bir statüdür, semboldür deyip şizoid bir bayanla evlenebilir. Yani birbirlerine dokunmadan yaşarlar. Ama alışırlar birbirlerine ve hayat arkadaşı olabilirler. Kanaatimi söylüyorum. İki, belli bir yaşa gelen hastanın 30-35 artık bilemiyorum. Bayan şizoid zor evlenir yani. Bence ama bir erkek şizoid evlenebilir. Bu adam 35'indeyken, 37'sindeyken hani 30 yaşındaki bir hanım ve insanlar bir evleneyim, huzurum olsun, çocuğum olsun, hani gözü dışarıda olmayan bir herif olsun, koca ise koca işte filan dedikleri dönemler olabiliyor. Hani öyle bir bakış açısı olan ve yani kadını alıp karşınıza bence şunu demeniz lazım. Yani bak kızım, bizim oğlumuz böyle böyledir. Yani torun olduğunda sen bakacaksın, bil. Biz de destek yaparız, uğraşırız seninle. Ama yani bu adamdan da sana zarar gelmez, iyidir, harika koca olur ama hani sen çekip çevireceksin olmalı. Neden şizoid kadın evlenemez dedim. Bu toplumda yuvayı gerçekten kadınlar kuruyorlar. Yani sosyal becerileri olmayan bir kadının evlilik gibi sorumluluğu kaldırması çok zor. Çok böyle çok sahiplenen bir erkek lazım ona. Çok öyle becerikli erkek var mı biliyor musunuz siz? Ya ben çok görmem de o yüzden söylüyorum. Bir de öyle bir erkeği yani böyle bir evliliğe ikna etmek de çok zor olabilir. Çünkü iyiler biliyorsunuz hemen kapılıyorlar ve iyi erkekler iyi kadınlardan daha az. Boşta kalmıyor onlar. Yani o anlamda çok sıkıntı var. Yani hanımların evlenmeyle ilgili daha büyük sıkıntıları olabiliyor. Çocuk krizleri nedeniyle. Bu anlamda
Hani ya böyle oluyor benim gördüklerim ya da evlilikte büyük bir sıkıntı yok. Fakat şizoid bir kadının annelik ya da babanın erkeğin babalık yapması çok zor. Yani şu anlamda sıkıntı oluyor. Anne babalık çok zor bir iş. Yani sorumluluklar gerekiyor, temas gerekiyor. Bir de bu birebir duygu aktarımı ile ilgili bir şey. Siz eğer bunu yapamazsanız, birebir duygu aktaramazsanız, 0-8 yaşta bir de bir çekirdek aileyiz biz artık. Evdekilerden duygu, empati, dil öğrenemezsen sürekli sessiz duran bir adam var. Yani uydularla uğraşan. Hani çocuğa bir şey veremiyorsun. Çocuk gerçekten asosyal yetişiyor. Hani genetiğinde şizoidlik olmasa bile, şizofreni olmasa bile. Hani iyi bir modelleme değil. Çocuğun çok büyük bir haksızlığa uğramış oluyor çocuğunuz. Hani geniş bir aile olur. Başka modeller bulabilirsiniz. Ben zaten böyle bir kişi evleneceği zaman söylüyorum yani kadına. Yani ne yapacağız? Babalık ne? Diyorum ki yani erkek modelleri bulacaksınız. İlkokul öğretmeni erkek babayı olacak. Babayı biyolojik baba kabul edeceğiz. Model bulacağız. Model bulacaksınız. Yoksa çok sıkıntı çekiyoruz. Yani çocuk da bir süre sonra bakıyor ki baba bir etkisiz eleman gibi. Hani hiç sesini çıkarmıyor. Çok içe dönük. Konuşmuyor filan. Zaten tahammülleri azalıyor temas ettiğiniz zaman. Hani o zaman hırçınlıkları olabiliyor mu? Tabii. Yani ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirler. Yakınlaştığınız zaman. Hoşlanmıyorlar bundan. Yani insanoğlunun uzak kalmayı seven bir tür diyelim. Yani böyle bir tür. Başlarını becerebiliyorlar mı peki kendileri? Kesinlikle. Yani diyorum ya. Bizim hani erkek annelerin çok en büyük evlendirme derdi odur. Yani hani birisi çeksin, toparlasın, çevirsinden. Balıkesir'de olacak. Var birkaç tane tanıdığım. Kendileri işte evlerinde yaşıyorlar. Birkaç tanesi Körfez'de. Belli restoranları, belli manaları falan var. Asla değişmez yani. Hı hı. Alışkanlıkları asla değişmez. Her gün işte bisiklete biniyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ve hiç o rutini değiştirmiyor. Ritmik yaşıyorlar herhalde. Belli bir düzende, rutinde. Rutin. Her zaman aynı sistemde yaşıyorlar. Hı hı. O sistem kolay kolay değişmiyor. Bir sürü insan için çok büyük bir şey bu. Düşünsenize mesela, harika çobanlık yapıyorlar yani. Köydesin, biraz içe kapanıksın. İnsanlardan hoşlanmıyorsun. Galiba bu okumayacak, çok da sessiz. Bunu bir çoban yapalım diyor. Harika çoban oluyor. Tam başında hayvanlarla. İnanılmaz derecede örneğin Oliver Sacks'ın Mars'ta bir antropolog kitabında şizoid bir veterinerden, özür dilerim, otistik bir veterinerden bahseder. İnsanlardan hoşlanmayan, otizm gibi değil, çocuklukta belli olmuyor, yaygın gelişimsel bozukluklar gibi değil. Ergenlik çağında içe kapanık bir yapı olarak başlıyor. Mesela oradaki veteriner bir otistiktir. Ama merhabayı anlayamıyor, insanlarla temas etmiyor. Ama hayvanları çok iyi anlıyor. Yani bu ve çok seviyor onları. Şizoidler bu anlamda gerçekten çok farklı özellikler gösterebilirler. Çok farklı yetenekler sergileyebilirler. Kullanmak lazım onun o yeteneği. Bu kadar. Başka hiç başka bir şeye gerek yok. Bir örnek veriyordum size. Kazan da o iyi fakülteye gitmediği gibi, ailesi oldukça varlıklı, geçen programlardan birinde söylemiştim. Bu adama yani banka hesabını böldüğün zaman 1 trilyon para kaldı. Ve almaya gitmedi biliyor musunuz? Yani kardeşlerimle temas etmek istemiyorum diye. Kardeşleriyle yani beni çok şaşırtan bir vaka örneğidir. Hani tabii böyle bir şey hayal edemiyorsunuz. Yani birisi diyor ki yani babandan sana bu kadar para kaldı. Yok onu kardeşlerim alsın, ben gitmek istemiyorum, benimkiler bana yeter deyip durdu adam. Çok beni çok şaşırtmıştır. Bana da depresyon diye göndermişti, uzun süren bir depresyon. Depresyon diye tedavi edilmeye çalışılmış. Ben de ailenin diğer bireylerine anlattım. Hani siz antidepresanı verseniz de vermeseniz de, antipsikotiği verseniz de vermeseniz de aynı duruyorlar. Sadece yeni çıkan bazı antipsikotiklerimiz var. Bunlar etkili olabilir. Yani çünkü otistiklerde bile işe yarıyorlar. Daha sosyalleştiriyorlar insanları. Ama bu insanlara bunları vermenin şöyle bir zor tarafı var. Aynı antisosyaller gibi. Ya ben mutluyum, niye kaşıyıp duruyorsun ki diyor. Yani niye zorlayıp duruyorsun? Ben mutluyum diyor yani. Bu nedenle tedaviden düşüyorlar. Bu nedenle terapiden düşüyorlar ve takip edemiyorlar. Yani ne yapacaksın zorla böyle? Hayır sen şizoidsin falan. Olmuyor. Çünkü bakıyorsun hayata çok mutlu.
Yani hepimizin imenceği kadar mutlu yani. Tabii. Sadece değer verdiği şeyler bizden farklı diye hasta olduğu anlamına gelmiyor bu dolayısıyla. O yüzden kişilik ve örüntü zaten. Yani mesela filmi de yapılmıştı. Bu Kongo'da büyük gorillerle çalışan bir kadın var. Susan Sarandon mu ne oynamıştı? Çok güzel. Evet. Sessiz Çığlık mı hatırlayamıyorum öyle bir film. Yani bir düşünsenize bir insansınız 20 yıl Kongo'da ormanda yalnız yaşıyorsun. Bayan olarak. Bir Türk kadın var. Gobi Çölü'nde mi Nubya'da mı ne bilmiyorum. Bu bir küçük primatlarla ilgileniyor. Fare gibi bir hayvanlarla, gelincik gibi bir hayvanlarla ilgileniyor. Geçen haftalarda bir Türk biyolog kız. Düşünsene çölün ortasındasın yani. Bir sürü araştırma böyle yani. Amazonlara gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Bu bapta mesela tanıdığım birkaç insan var. Bu insanlardan dağcı falan da çok oluyor. Dağcı, mağaracı da çok oluyor. Çünkü seviyorlar. Tek başına yaşıyorlar. Mesela tanıdığım birkaç böyle sağlıklı işi tanı almamış insan var. Sizinle gelir. Ama kendi başınadır aslında. Çok da becerikli bir insan. Bir kaybolur, 3 ay yoktur yani. Ne yaptın? İşte uyduruyorum. Adı Ahmet olsun. Ahmet. Bisikletle Van'a gidip geldim. Şaka söylemiyorum yani. Yani ne falan oluyorsunuz? Hani biniyor bisiklete, gidiyor yani. Ve rahat ediyor bu şekilde. Özür dilerim. Ağrı'dan geldi bisikletle. Hani yolda da dağlara çıktım geldim hani. Falan. Böyle yapılar bunlar. Baktığınız zaman hani bir de böyle bir mutlu olduğu insan ilişkileri görseniz yani kabul ettiği insanlarla temas ediyor. %100 şizoid diyemezsiniz. Ama o mesela çok yetenekli ona olanaklar sağlamaya çalışıyorsunuz. Ya Ahmet sana şurada iş bulun falan. Yani inanılmaz yetenekli ve iş teklif ediyorsunuz ciddi bir parayla şurada kalabilirsin falan kabul etmiyor. Ben yapamam diyor yani. Ben bundan çok rahatsız olurum diyor. E ne yapacaksın? Ben böyle devam edeceğim. Mesela çok sıkılırsa gidiyor bir yerde ve parası bitiyor. İşte uyduruyorum Kastamonu'da bir çiftlikte. Elektriklerini yapıyor, çalışıyor, odun kesiyor. Yani Türkiye'de böyle insanlar var yani. Sonra devam ediyor. Yalnız yaşıyor adam. Başka hiçbir şey yapmıyor yani. Yine bir vakamı hatırlıyorum. Almanya'dan gelen bir vakaydı. Yani bakınca annesininle birlikte yaşıyor. Annesinin emekli maaşıyla falan geçiniyorlar. Hiç çalışmamış. Geldiğinde 40 yaşlarında bir adamdı gördüğümüzde. Türkiye dönüş yaptıklarını seni askere alacağız demişler. Yani dağılmış. Adam yatırdık. Yani ben hasta değilim diyor. Ne yapıyorsun? Kendim çıkarım, malzemelerimi alırım. 20 yıldır evdeyim ve odamdayım, resim yapıyorum diyor. Çok da iyi resimler yapıyor. Başka ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor başka. Adam bir hobiyle hayatını geçirmiş. Başka da hiçbir şey yapmamış. Yani aslında bu bir hastalık mıdır, keyif midir bilmiyorum yani. Vallahi şimdi o şey köle arasında düşen görenler gibi mi oluyor? Yani şöyle demek istiyorum, ne güzel. Bence de yani. Olmak ister miydim bilmiyorum. Yani biraz imrendim gibi hani. Çok farklı bir yapı bu. Yani, çok zorlamamak yani. Lazım. Tabii. Çok sıkıntıya sokmamak lazım. Bununla ilgili bazı varyasyonlar var. Zaman varsa onlara girmek isterim. Yoksa reklam bir arası verelim. Reklam arası verelim isterseniz. Tamam. Kısa bir aradan tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerleyiz değerli izleyicilerimiz. Dönemsel şizoidlik oluyor mu peki? Mesela bazen yalnız kalmak isteriz ya. O öyle bir şey değil herhalde değil mi? Çok karışık bu. Yani asistanken arkadaşlar bana şizoid önekli bir lakap takmışlardı. Yani işte şizoid Sedat gibi. Çünkü ben kolay kolay odamdan çıkmıyorum. İşime çok kanalizeyim. Ama şizoid fırlama gibi bir şeydi. ama hani gerektiğinde çıkıyorum işe. Gerçekten de yalnızlığımı çok barışıyorum ve çok keyif alıyorum. Sosyal olduğunuzda çok sosyalsiniz gibi mi? Yok, hayır. Aslında yaşamımda da öyle. Yani birinci halkamda çok az insan var. ama sosyallikle de çekinmiyorum. Yani insanın bir tarafı öyle olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Anlattığınız şey şizoidlik değil. O mesela bu da bir varyasyon.
Mesela tersiyer düşünce dediğimiz bir şey. Sanatçıların regresyona ihtiyacı var. Yani içe dönmeye ve gerilemeye. Tüm iyi sanatçılar hani üretme süreci öncesinde kapanıyorlar. Yok olur bazı sanatçılar. İçe giriyorlar. Neredeyse kaybolurlar, sonra birden çıkıverirler. Bir albümle, bir şeyle çıkarlar kitapla. O bir yaratı süreci. Tersiyer süreç dediğimiz çok da değerli bir yaratım süreci. Mesela bu bir şizoidlik falan değil. Yani ben de bir işle uğraşırken bir sürü insan ödüyor. Yani kapanmak istiyorsunuz. O gerekli bir şey. Şizoidlerde bu doğuştan var. Hep kapalılar. Hep içteler. Çok titiz çalışabiliyorlar. Çok dikkatliler o anlamda. Yani görevi verin. Mesela bir otistik ya da bir Asperger, yüksek fonksiyonlu otistik Asperger ya da şizoide görevi alsın ve kalıpları tanımlayın. Bir bilgisayar keskinliğinde çalışırlar. Komutları doğru vermek, inisiyatife bırakmamak mı gerekiyor? Aynen. Bir de yani bu bir dezavantaj gibi görünebilir. Belli mesleklerde inanılmaz avantajdır. Tabii. Hani gece bekçilerinden tutun konuştuk sizinle. Gece saatlerinde çalışan bilgisayarcılara, şunlara bunlara kadar inanılmaz ihtiyaç var. Ve giderek bir varyasyonda şu. Psikotik atağı geçirmiş ya da ciddi bir travma geçirmiş, beyinde organik bir sorun geçirmiş insanlarda bu tip bir yalnızlık ve uzaklık olabiliyor insanlarda. Yani edinilmiş bir şizoid yapı gibi. Yine toplumdaki yapı nedeniyle biraz içe kapanmaya itiliyoruz. Şimdi modern topluma baktığınız zaman kocaman rezidanslarda yaşıyoruz. Tabii. Kalabalıklar ama, içinde yalnız insanlar. Aynen. Ya gerçekten öyle. Öyle büyük sofralar falan yok. Artık farkındaysanız böyle iki sandalyeli masalar artmaya başladı. 1+1 ya da 1+0'lar hani stereotipler artmaya başladı. Çünkü yalnız yaşamayı seviyor insanlar. Çok güzel bir dizi vardı. Köprü. Bruen. Danimarka dizisi. Bakın o filmdeki sanatçılar çok iyi anlatıyorlar. Dedektif Saga. Kadın şizoid. Yani çok iyi bir komiser. Fakat insanlardan çok rahatsız oluyor. Teması çok basit. Çok düz düşünüyor. Ya Asperger ya şizoid. Yani öyle bir karakter çizilmiş. Çok mekanik ama gidiyorlar öyle. Yeni nesilin, yeni yaşama biçiminin insanı şizoid olmaya iten bir tarafı var gibi sanki. Bu Asperger'lerle ilgili bir söyleşi dinliyordum. Mesela insana çok faydalı olabilecek, insanlar için devrim tabii. yaratabilecek, bu işlere imza atabilirler ama o devrim hakkında insanlık için bu kadar önemli şey yapmalarına rağmen iki cümle söylemek çok zor gelir hani yaptıkları işle ilgili. Aynen yani Tesla. Yani ampulden alternatif tabii. akıma, indüksiyon motoruna, yani aklınıza gelebilecek bugünkü, neredeyse her şeyi televizyonun altyapısına adam tabii, bir deha. Tabii deha. Yani belki olmasaydı şu anda çok daha geri teknolojide olabilirdik değil mi? Yani aslında kesinlikle. Uygarlığı 21. yüzyıla sıçratan adam diyebiliriz. Aynen öyle. Ama aynen öyle. Yani bir peygamber gibi görüyorum onu ben. Hayat hikayesini dinleyince de hiç yazmıyor. Sizin şeyinize benziyor. Aynen. Yalnız çalışan, kimseyle konuşan, hakkını arayamayan, kolay kolay böyle ömrünün sonuna doğru milyarlar kazandırdığı şirketler adama oda tutmuşlar. Beş parasız kalmış. Tabii. Bir otelde yalnız ölmüş 70 yaşında. Tabii, gururundan White Westinghouse'un hisselerini vermiş mesela aslında. %50'si öyle bir ona aitmiş. Gurur meselesi. Çatışamaz, tartışamazlar şizoidler. İnanılmaz bir dediğim gibi yaratı süreci var onlarda. Çok çok değerliler, Asperger'ler. Uygarlık aslında baktığın zaman bu tip insanların ürünü. Yani senin benim gibi normaller hani belki oturuyoruz, konuşuyoruz. Yani ne yapacağım şimdi gece vakti, saatlerce, günlerce, Mir uzay istasyonunda ne yapacağım ben abicim falan deyip. Ya biz ne yapıyoruz? İşte kaç para sohbet ediyoruz. Yani kaç para verecek, ne olacak? O adamın yalnız kalmaya ihtiyacı var. Hani o adamın işte kafaya takıyor, Everest'e çıkacağım. Yani normal adamın orada ne işi var? Hani bırak, yıllarca hazırlan, o soğuklarda parmağını kaybet falan. Bizim cehennemimiz bazen onun cenneti olabiliyor. Ya da onların cenneti bizim cehennemimiz olabilir değil mi? Evet, uygarlık takıntılı insanların ürünü.
normallerin değil, normaller sistemi yürütmek için varlar. Yalnız bu modern yaşamın insanı şizoid yapıya itmesinin nedeni şu. Şimdi elimizde bir ekran var, ondan bahsetmek istiyorum biraz. O ekranda işte kendi Crash oynuyorsun, onu yapıyorsun, bilmem ne Bird'ü oynuyorsun filan. Angry Bird oynuyorsun filan. Bu ekran sana tüm yolda yetiyor. Sohbet etmek zorunda değilsin. Ya da gençleri görüyor musunuz bilmiyorum. Hani benim gördüğüm 20 yaş altı tüm gençlerde artık bir organa dönüşmek üzere kulaklık var. Evet. Yani benim çocuklarımla dahil olmak üzere hiç çıkmıyor buradan. Sizi duymuyorlar. Yani dış uyaranlar kendi dünyalarında inanılmaz mutlu yaşıyorlar. Ve çok az insan, çok az arkadaşta ki bunların önemli bir kısmı sanal. Kendi jargonları ve dilleri var. Konuşurlarken anlamıyorsun. PUBG'den bunu izledin mi? Vine'dan bunu yaptın filan. Ne diyorsunuz filan oluyorsunuz. Özel bir dil, özel takıntılar, özel bir yapıyla gidiyorlar. Ve sosyalleşemiyorlar. Yani sıkıldım oluyorlar. Bu anlamda bazı böyle gençler görmeye başladım ben. Çocuk mesela üniversiteyi bitirmiş. Şizoid desen şizoid değil. Bırakırsan kendi mesela eğlenebileceği bir arkadaş ortamında acayip eğleniyor. Ama sırf o ortamda. Mesela takıntıları var yani. Mesela o grup gençler genelde Starbucks'a oturacak. Oraya bırakırsan onu iki arkadaşı çok acayip gülüyor, eğleniyor. Fakat başka bir yere oturmuyor. Asla. Çalışmıyor. Bütün gün evde dizi izliyor. Mesela dizi bitince ne yapacağım ben ya filan oluyorlar yani. Hani başka bir amaç, motivasyon, hiçbir şey yok hayatlarında. Yani tıbbı bitirse nöbetine gitmiyor, hukuku bitirse davasına gitmiyor. Sanki diğer insanlar önemsiz gibi. Ve sosyalleşme ihtiyaçları çok az. Biraz böyle acayip yaşıyorlar. Şizoid gibi, şizotipar gibi. Öyle mi? Değil. Fakat öyle mi? Benziyor yani. Kendi başlarına bir şey yapamıyorlar, dışarıda iş arayamıyorlar. Girdikleri işte duramıyor. Huzursuz oluyor, biraz çalışıyor, çıkıyor. Bu biraz fazla yalnız kalmış çocuklarda görebiliyorum. Teknolojiye aşırı bağımlı çocuklarda görebiliyorum. Sanki hani sosyalleşmenin bu 5 yaşına kadar tamamlanmadığında gramer nasıl oturmuyorsa insanlarda, sanki 15 yaşına kadar tamamlanması gereken o erişkin sosyalliği, hani rekabet, erkek karakterini taşıma, kadın karakterini taşıma, hoşlanma, flört gibi davranışları yapması gereken yaşta, internette oyun oynayarak sanal alemde geçirdiklerinde sanki o tarafları gelişmiyor gibi. Yani sanki edinilmiş, sonradan kazanılmış, zorla öğretilmiş bir şizoid yapı gibiler. Bu beni çok şaşırtan bir şey. Çünkü bakıyorsunuz ilkokulda çok iyiydi, şurada çok iyiydi, çok sosyaldi falan. Sonra böyle oldu diyorlar. Temelde baktığımızda en önemli ortak payda çok yoğun oyun bağımlılığı. Çok yoğun oyun bağımlılığının böyle bir sonucu olduğunu düşünmeye başladım. Bu çok özel bir şey gibi duruyor. Yani evet. Aslında ciddi bir tehdit gibi de duruyor diyebilir aynen. miyiz? Aynen. Aileler de bunu destekliyorlar. Hani tabii. Şimdi mesela siz dediniz ki hani şizoid kişi kişiliğine uygun bir işte olduğu takdirde çok mesela başarılı olabiliyor. Toplum evet. içinde çok önemli olabiliyor diyorsunuz. Ama mesela bu tip öğrenilmiş şizoiditler zaten çalışmıyor. Ne insanlar ne kendisine faydası olabilir değil mi bu noktada? Yani zorluyoruz. Bazı dediğim gibi sosyalleştiren ilaçlarla canlanıyorlar, cesaretleri artıyor, daha çok sosyalleşiyorlar ama hani o orijinal fabrika ayarlarındaki kapasiteye ulaşmaları çok zor oluyor. Çok sıkıntı çekiyoruz. Şundan çok sıkıntı çekiyoruz. Yani bu insan hasta mı değil, sakat mı değil. Eli ayağı sağlam. Hani bir yere götürürsen onu hani şizoidler gibi de değiller. Mesela ona kız arkadaş bulup hani yanına koyabilsek acayip mutlu olacak yani.
yapabileceği bir iş bulup bir kız arkadaş bulacak ama biz yapacağız. Yani harekete geçmiyorlar. Şizoid mi diyeyim, bağımlı mı diyeyim, kaçıngan mı diyeyim ama hepsinden böyle biraz tuhaf bir yapı fazla artmaya başladı. Yani ben neredeyse her hafta bir tane görür oldum. Hani doktor bey, oğlumuz geldi 30'unda ama hani sürekli evde dizi izliyor, başka da hiçbir şey yapmıyor. Bir de işte değil, müzik çalıyor mesela. Bir üniversiteye gidiyor, sonra öbürüne gidiyor. Dördüncü sınıfta birini bırakıyor. İşte oradan bilmem nereye master'a gideceğim diyor. Yani ortamda çok iyiler. Mesela şey yapıyorsunuz, işe giriyor, hemen depresif atak gelişiyor, mahvoluyor. Çok ciddi depresif atak geçiyor. İntiharı düşünüyor falan. Çıkıyor, toparlıyorsunuz. O hafta sonu arkadaşlarıyla Ayvalık'a gidiyor. Ooo alemler yani, ver coşkuyu, bir fotoğraflar var. Yani böyle değişik, acayip eğlenmiş ama arkadaşlarıyla öyle. Sizin ortamınızda hiçbir şey yok yani, mutsuz, sıkıntılı. Eve girdiği anda sıkıntılı. Dışarıda çok iyi. Ya da arkadaş ortamında çok iyi. Çalışma ortamında sıkıntılı. Ya bu insanları biri maaşa bağlayıp hani akşamleyin öğleden sonra uyanıyorlar. Biraz bir şeylerle ilgileniyorlar. Duş alıp akşam yemeklerini piyasaya çıkıyorlar. Arkadaşlarıyla takılıyorlar. Gece geç vakit geliyorlar. Oyunlarını oynuyorlar, dizilerini izliyorlar. Sabah karşı 4-5 gibi öğleyin kalkıyorlar. Böyle bir yaşama biçimleri var. Yani yabancı gelmeyecektir çoğu insana. Okul bittiğinde de evden çıkaramıyorsunuz. Evlenmiyorlar. Aseksüel falan değiller. Sadece sorumluluk da almak istemiyorlar. Böyle bir tuhaf bir yapı görüyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yani buna hani askere gönderiyorsun, çok güzel yapıp geliyor. Kurallar, talimatlar belli. Hani yapamaz filan dediklerini hepsi yaptı. Yani diyorlar ki onu yaptı, bunu yaptı, okulu bitirdi, niye evlenemesin diyorlar yani. Ama olmuyor yani, ya da niye iş kuramasın ki diyorlar. Fakat bir şekilde sürdürmekte güçlük çekiyorlar bunu. Bu daha tanımlayabildiğim bir şey değil. Sadece bahsetmek istedim. Sanki edinilmiş bir şizoid, edinilmiş bir bağımlı ya da yapı gibi. Bunların bağımlı taraflarını ya da çekingen taraflarını ilaçla, terapiyle budayabiliyoruz. Fakat o hayata, kalabalığa, diğer insanlara ya da rutine karışmayla ilgili kısmını halledemiyoruz. İnanılmaz da zekiler üniversite falan bitirdikleri için mesela şey diyor, bu kapitalist düzen için çalışmayacağım ben de. Ya da şimdi ben size anlatırken hani bu grup genç için Facebook'ta şurada burada ahkam kesenlerin büyük bir bölümünün böyle olduğunu düşünüyorum. Hani eleştiriyorlar, her şeyi eleştiren, her şeyi eleştiren ama sen bir kalk görelim seni bakalım. Yani gerçekten hani bakıyorsunuz eşi de bitirmiş öğretmenliği, o da bitirmiş. Bu çalışmıyor. KPSS'ye girmiyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Sadece kadın çalışıyor mesela. Yani niye, sen ne yapıyorsun? İşte ev işiyle uğraşıyorum. Çok çıkmıyorum, oyun oynuyorum, dizi izliyorum, kitap okuyorum. İş baktım ama bulamıyorum filan hani. Şu dershaneye gitsen, şunu yapsan, KPSS'ye... Uğraştım ama olmadı, benim branşımda çok zor filan hani. Ya da başka bir meslekse, Balıkesir'de sanayi yok ya pek hani filan gibi. Hani her zaman bir gerekçeleri var, bir bahane var. Fakat bir türlü harekete geçirtiremiyorsunuz onu. Yeter ki o konforu sağlayacak birisini bulsunlar. Aynen. Yani aslında bir tür asalak yapı diyebilir miyiz hani bu anlamda? Ya böyle ekrandan böyle damgalamak istemem yani. Çünkü kalıyor yapışıp insanları. Bunu antisosyaller için söyleyebilirsiniz. Yani partnerlerini ciddi anlamda sömürürler, sürük gibidirler. Bu insanlar için hani bir, mesela kira gelirleri falan varsa da bir emekli alıyorlarsa hiç kıpırdamıyorlar yani. Onlar öyle de yaşayabiliyorlar. Amaçları sizi sömürmek değil de biraz rahat etmek. Yani size karşı değiller, kendilerinden taraf alar. Evet. Biraz rahat. Diyor, açıkça da söylüyorlar artık. Hani eskiden böyle ben kendimi düşünüyorum, o yaşta ben söyleyebilirim. Ya doktor ben biraz tembelim falan diyorlar. Diyor ki nedir bu, hastalık mıdır, o mudur? Yok, ben tembelim sadece. Çalışmayı sevmiyorum diyor.
O kadar çok duymaya başladım ki çalışmayı sevmiyorum yani. Ama gerçekten kıskanılacak bir şey de olabilir. Eskiden zenginliğin en önemli sembolü çalışmamak. Yani asil olmanın, mavi kanlı olmanın en belirisi buydu. Anadolu'daki mumyalara baktığınız zaman tırnaklar uzundur. Tabii. Çalışmadığının göstergesidir. Tabii. Ya da bir turist şey kafirinde... Vardır, ben bunu niye söylüyorlar diye düşünürdüm de saç cefadan, tırnak sefadan uzar diye. Yani evet. Sefa işli olanın tırnağı kırılmıyor. Ya da Çinli böyle asilzade zengin kadınlar kendini öyle görenler beyaz eldiven giyiyorlar. Yani bu çalışmıyorum anlamına geliyor. Ellerimi kirletmiyorum anlamına geliyor. Bunun gibi. Fakat günümüzde üreten herkes son derece yoğun bir şekilde çalışmak zorunda. Bu insanlar çalışmak bir erdem, yani çalışkan olmak. Şimdi bu insanlar için böyle değil. Ve baktığınız zaman da hani bir önceki bölümde imrendik biraz ama gerçekten öyleler. Yani ben de böyle bir fantazi kuruyorum aslında. Ev adamı olsam, hani dizimi izlesem, kitabımı okusam, baksam böyle ne güzel, oh keyifli. Hani birisi bana baksa diyeceğim ama kaçırmışım o trenleri. Hani çalış Abbas, çiftlik senin tarzında böyle sürekli çalışan bir grubuz biz. Evet. Bu insanlar götürüyorlar yani. Hayat boyu çalışmadan götürebiliyorlar. Evet. Şimdi çizgi film, çocuklar, küçük olanlar çizgi film çok izlerler de benim de son yıllarda izlediğim çizgi filmlerden çocuklarla beraber bir şey, algı son zamanlarda dikkatimi çekmeye başladı. Bunu 3-5 tane çizgi film şeyinde gördüm, yapısında gördüm. Anne işe gidiyor, baba mesela evde bebek bakıyor ya da yemek yapıyor falan böyle. Hani anne geldim işten falan diye böyle çizgi film bunlar. Yani demek ki diyorum şey, bu batı toplumlarında da hani anne üretip baba evde de olabilir, çocuğa da bakabilir. Modellemesi mi verilmeye çalışıyor ya da fazla bu tarz örnekler var da çocuklar yadırgamasın, bu modele de alışsın mı denmek isteniyor. Şimdi bilemiyorum. Yani böyle en azından 4-5 tane çizgi film ismi verebilir mi yani? Şimdi bu olacaktır. Türkiye'de bile gecikondu kesimde özellikle kadınların %40'ı çalışıp kocalarına bakıyorlar. Bu neredeyse her iki kadından biri yapar. Yapar da mesela erkek evde bebeği falan sallamaz ya da bebeğin mamasını vereyim diye uğraşmaz. O kültür yani. Gelecektir. Neden gelecektir? Şimdi ben psikiyatriyle uğraşıyorum. Siz basın yayınla uğraşıyorsunuz. Geleceğin teknolojileriyle ilgili tüm dallar insan ilişkileri üzerine Ayşegül Hanım. Hani baktığınız zaman hani yüksek puanlı olan diş hekimliğinden eczacılığa, hukuktan öğretmenliğe tüm alanlar dille yapılan alanlar ve insan ilişkileri üzerine. Kadınların da konuşma alanı erkeklerin iki katı. İletişimsiz bir şey yok yani. Aynen. Sağ beyinle sol beyin arasındaki otoban, korpus kollozum denen şey erkeklerin iki katı. Kadınlar bu anlamda iletişim ve diyalogda erkeklerden çok becerikliler. Bu yüzden de ele geçiriyorlar. Daha sabırlılar. Aslında erkeklerin hep aşağılamaya çalıştıkları, kadınların o dili fazla kullanmaları geveze olarak adlandırılıyor. 21. yüzyılda çok büyük bir avantaj. Aslında şey, büyük bir hem zeka hem beceri göstergesi. Aynen. Diyebiliriz değil mi? Boş olmadığı çok sürece, büyük bir amaca hizmet ettiği sürece. Erkekler çok mu dolu konuşuyor? 5000 yıldır erkekler yönetiyor. Türkiye'de mecliste adam gibi kadın yok. Bir tane Balıkesir'de kadın müdür yok. Hani geldiğimiz hal çok mu parlak yani? Yani erkeklerin çok dolu konuştuğunu bana söyleyebilir misiniz? Bu anlamda 21. yüzyıl bir kadın yüzyılı olacak. Fakat burada eleştirilebilecek olan şey dediğiniz gibi hani eşiniz sizden çok kazanıyorsa ve çocuğa birinin bakması gerekiyorsa neden olmasın ki? Tabii ki erkek de baksın. Sadece erkeğin hani burada çok kendini ezik hissetmeden, sıkıntılı hissetmeden bir şekilde üretken olması lazım. Bir şekilde dikkatli olması lazım üretme konusunda. Ha, gücü elinde tutan, sana ben bakıyorum diyen bir kadın hani gururunu kırar mı? Zaten erkekler de kadınların gururunu kırmıyor mu hani? Ne yaptın ki sen? Bunların hepsini ben yapıyorum. Benim paramla yaşıyorsun demiyorum. Duyuyorum ben. Bir sürü çift izliyorum. Bu lafları. Ne, daha neler var yani? Nelerini duyuyorum yani. Bu yüzden hani süreçler değişebilir. Çok da önemli değil. Ama üretimden düşmemeleri gerek. Yani o, bu yüzden şizoid benzeri bir yapı diyorum. Aslında şey, erkek için değil, üretimden düşen herkes. Yani üretmeyen herkes sıkıntı. Zaten
Yani mutsuzdur yani, değil mi? Bilemiyorum. Değil, bunlar değiller ama işte. Ya bunun önüne diziyi ver mesela. Hani işte. Siz diyorsunuz ya, mutluluğun formüllerinden başında üretmek, hani bir işe yaramak. Tabii çalışmak ve sevmek ruh sağlığının temeli, Freud'un tabii özetiyle. Ama bu adama işte Dexter dizisini ver, 8 sezon. Hani bir yılını onunla geçiriyor. Oturuyor, izliyor. Bayağı tekrar izliyor. Aa, buraya atlamışım falan diyor. Böyle bir yapıları var ve aileleri belki küçük yaşta çocuklarının sosyalleşmesi, spora gitmesi, çalıştırılmaları, hep söylüyoruz biz buralarda, için uyarmak lazım. Özellikle içe kapanık çocuklarda, hani mesela bugün de gördüm, çocuk gelmiş 15'ine, ya bu çok sessiz diye, yani ya çok zor oluyor o zaman. Yani olmuyor değil, oluyor ama çok zor oluyor. Yani baktınız ki anaokulunda çocuk biraz sessiz duruyor. Baktınız ki ilkokulda bu devam ediyor. Çok arkadaşlık kuramıyor. Daha tedirgin, kalabalıkta huzursuz oluyor. İçe kapanık deyip bitiriyoruz biz işi. Şey, bugün mesela ne dediler? Eskiden bu bir erdemdi, biliyor musun? Yani çok sessiz, içe kapanıktır. Çok sessizdir. Çok edeplidir amcası falan hani. Fakat şu an hani biliyorsunuz edepsizlik prim yapıyor. Korkunç bir rekabet ve kapitalist ortamdasın. Ben buyum demezsen, senin edepli dediğin şey liselerde ezik diyorlar. Hani loser diyorlar. Efendi çocuk hani. Bitti o efendilik filan. Hani böyle şu an en sevilen gençlik dizisinin adı Pis Yedili yani. O diyaloglar büyük bir sıkıntı. Bunları bu yüzden hani erken fark ettiğiniz zaman çare aramakta fayda var. Buradaki en büyük sorun anne babaların çocuklarına bu tip şeyleri konduramaması. Allah kahretsin, okul taramaları da yapamıyoruz. Yani devlet sağlıktan da çekildi. Ama rehber öğretmenler var. Belki onlar bunlara bakıp çok içe dönüklerde uyarabilirler. Onları da şey yapmak lazım ama. Çünkü rehber öğretmenlerin hepsi psikolojik kökenli değil. Ya da rehberlik kökenli değil. Yani sosyolog olup da rehber öğretmeni de var. Yani onların bunları tanımasında çok zorluk olabilir. Sıkıntı oluyor. Yani oralarda çok sıkıntı oluyor. Evet. Gelecekte bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bir film vardı, Suretler diye. Evet. Herkesin bir robotu var, genç kendi biçiminde. Robotları çalışıyor dışarıda. Ve gece gündüz çalışıyorlar. Evde de avatar gibi onun içinde. İnsanlar evde aletin içinde, o robot yürüyor, geziyor falan. Yaşlansa bile hep aynı. Onlar çalışıyorlar. Ve herkes evinde. Güzel bir filmdir. Şey, cinsellik dahil olmak üzere her şey avatarlar üzerinden, robotlar üzerinden gidiyor. Ve çok korkutucu aslında. Tabii. Şimdi bu güçlendirilmiş virtualize, augmentation realization gibi bir şey var. Augmentation virtualization gibi bir şey. Ya, sanal gerçeklikle beraber gerçeklik algısını çok içeren oyunlar, düşünsenize yani. Bir eldiven giyiyorsunuz ya da bir şeyin karşısındasınız. Sizin hareketlerinizi yapılıyor, oradasınız. Ve sanal dünya muhteşem bir dünya. Hani orada görünmezlik pelerinlerin oluyor, kılıçların oluyor, canın güçlerin acımıyor. Oluyor, canın acımıyor. Düşsen bile bir daha kalkıp yapıyorsun. Ya ben tahmin ediyorum, yani çocukların önüne biz YouTube'da video çekiyorlar. Böyle 5 yıl video izlesek 5 yıl izlerler. Yani malzeme inanılmaz yoğun. Ve 10 yıl sonra hani çocuğun oturduğu yerde belki ne bileyim dentin altına soktuğumuz çiple basıp zızızız o sanal gerçekliğin içine girecek. Başka insana ihtiyacınız kalmıyor. Tüm uyarını sanal dünyadan alabiliyorsunuz. Fakat sosyal ilişki ve sosyalleşme de sanal dünyadan öğrenilemiyor. Birebir dokunarak hormonla öğreniliyor. O zaman ilişki, yani sanal dünyada yaşamış insanlar ilişki kurmuyorlar, temas ediyorlar. Cinsellikleri değil, cinsiyetleri oluyor. Evlilikleri değil, ya da birliktelikleri değil, seks partnerleri oluyor. Hani yani insani olan kısım çok parlak, budanıyor. Çok parlak, ağzı çok laf yapan, her şeyi bilen, sanal dünyanın altından gelmiş üstünden. Yani bir tuhaflık var orada. Yani bununla ilgili bizim tek panzehirimiz sosyalleşme, spor, kurs, çok acilen bunlara Balıkesir'de girişmemiz lazım, evet, diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Küçük bir reklam aramız var. Reklamdan sonrasında tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Reklamlardan sonra sizlerle izleyiciler.